Hallettin mi Hakan? Hallettim abi. Sorun çıkmadı değil mi? Hiçbir sorun çıkmadı. İstediğimiz rakama da anlaştık. Aynen dediğin gibi oldu. Sağ ol. Eyvallah. Abim, epeydir iştahın yok. Ne bir şey yediğin var, ne içtiğin var. Eğer canım bir şey istiyorsa gidip dışarıdan getirttireyim. Yok. Cerrah Bey, isterseniz doktorunuzdan bir randevu alalım. Allah korusun bir rahatsızlık falan olmasın. Hayra alamet değil bu iştahsızlık. Benim sıkıntımı doktor falan çözemez Sadri. Eksik olmayın. Beni biraz yalnız bırakın olur mu? Kendi kendini gaza getiriyorsun be oğlum. Kadının daha bir şey bildiği bile yok. Tamam. Bak böyle sorularda önce soruyu okursan, paragrafı sonra okursan ne olur? Zaman kazanırsın. Yani paragrafı soruya göre okumuş olursun. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Adam vazgeçmiyor ya. Alo, buyurun Cerrah Bey. Hayat Hanım, iyi günler. Müsait miydiniz? Derste falan değilsiniz umarım. Yok, derste olsam açmazdım zaten Cerrah Bey. Öğrencilerim bu konuda sıklıkla uyarırken. Haklısınız. Ben yine açmazsınız diye düşünmüştüm. Ha, açmayacağımı bile bile aramaya devam ediyorsunuz yani. Tebrik ederim, istikrarlısınız. Hayat Hanım, mutlaka sizinle konuşmam gerekiyor. Buyurun, konu neydi? Konu... Yani beni sürekli aramaya devam ediyorsunuz ya. Kaç gündür içimden sizinle konuşuyorum. En son söylediklerinizi düşünüyorum. Kah kızıyorum, kah hak veriyorum size. Bir harp, bir sulh, yani bir garip haller anlayacağınız. İçimden... Kafamın içinde size söyleyeceklerimi döndürüp duruyorum ama... haliyle sizin haberiniz yok bundan. Acaba vaktiniz olursa... bir kahve içip yüz yüze mi anlatsam meramı diyorum. Siz sadece dinleseniz bile olur. Cerrah Bey, ben... en son konuşmamızda size... Biliyorum Hayat Hanım, biliyorum. Beni bir daha görmek istemediğinizi söylemiştiniz. Ama bir kahve için vakit ayırın bana lütfen. Bilemiyorum Cerrah Bey. Hayat Hanım. Kötü bir insan değilim ben. Bir kahveye esirgemeyin lütfen. Peki akşam 8 uygun mudur sizin için? Uygun, uygun, uygundur. O zaman ben gelip alırım sizi. İyi günler. İyi günler Cerrah Bey. Sadri! Sadri! Cerrah Bey. Neredesin oğlum? Buradayım. Akşam bana güzel bir mekandan iki kişilik yere ayırtıyorsun. Tamam, şık bir mekan olsun. Hemen geliyorum. Ha, bir de o işi hallettikten sonra Hakan'ı al gel. Hep beraber yemek yiyelim. Tamamdır. İyi akşamlar. Buyurun efendim, masanız. Teşekkürler. Cerrah Bey, biz kahve içmeye geldik diye biliyorum ben ama. Kahve içeceğiz. Kahve için güzel bir mekan değil mi yoksa? İsterseniz açsanız yemek... Yok yok yok, aç değilim, hiç aç değilim. Kahve içmeye dedik, kahve içeceğiz. Tabii kahve içeceğiz. Buyurun. Cerrah Bey, pardon, bir şey sorabilir miyim? Neden burada bizden başka kimse yok? Neden burada bizden başka kimse yok? İnanın ben de bilmiyorum Hayat Hanım. Öyle mi? Bence biliyorsunuz da bilmezden geliyorsunuz, öyle görünüyor. Pardon, neyi bilmezden geliyorum? Cerrah Bey, siz ne yaptınız zannediyorsunuz? Siz kim sanıyorsunuz beni? Bu nedir? Ben anlamıyorum. Nedir bu restoran kapama görgüsüzlüğü, pardon? Hayat Hanım, lütfen. Bırakın Cerrah Bey, Allah aşkına. Thank you.
bir çeşit şaka mı yapıyorsunuz? Ne yaptınız zannediyorsunuz Cerrah Bey? Pardon, bir susar mısınız birazcık? Pardon, özür dilerim. Bakın Cerrah Bey, ben sizin kahve teklifinizi reddetmedim sırf kabalık olmasın diye. Çünkü konuşmak istediğinizi söylediniz, bir kahve içecektik, konuşacaktık. Ama bakıyorum ki sizin kafanızda bambaşka bir plan varmış da o kadın ben değilim. Hayat Hanım, yanlış anladınız. Hayır, siz beni yanlış anladınız Cerrah Bey. Hem de çok yanlış anladınız ve ayıp ettiniz. Sen kimsin ya, bana restoran kapatıyorsun, iki çift laf ettik diye ne zannediyorsun sen kendini? Kemancı çağırmış. Ne yapacaktık sarılıp? Dans mı edecektik? Şef, bu restoranda niye başka müşteri yok? Efendim, Hakan Bey arayıp komple kapatırdı sizin için. Bu kemancı arkadaşı da Hakan işgüzarımı ayarladı. Evet efendim. Bir eksimiz mi var? Eksik var. Eksik var. Bizimkilerin kafasında birkaç tahta eksik. Oo, abi sen evde miydin ya? Durum ciddi galiba. Ne var Koray? Anlat diyorum, paylaş diyorum abi. Hayır bak, son günlerde seni hiç iyi görmüyorum ha. İyiyim, merak etme. Abi dertleşeceksek birbirimize karşı dürüst olacağız. Kural bu. Dertleşecek miyiz? Abi neyin var? İyi misin? İyi diyelim, iyi olsun Koray. Düşünüyorum kardeşim. Bu aralar çok sık düşünüyorum. Her şeyin bir hikmeti var şu hayatta. Her şeyin sebebi yaradan. Bir şey oluyorsa da olmuyorsa da isyan etmeden kabul etmek lazım. Hep böyle baktım hayata. Hep böyle yaşadım. Ama şimdi ilk defa zorlanıyorum Koray. Neden diyorum, neden olmuyor? İsyan etmek geliyor içimden. Aklıma, kalbime mukayyet olamıyorum. Kabul edemiyorum. Seni ilk defa böyle görüyorum abi. Ben size sadece şık bir yerde iki kişilik yer ayırtın dedim, değil mi? Evet abi. Restoran şık değil miydi? Yer ayırtın dedim. Görgüsüz kodamanlar gibi koskoca mekanı kapatın mı dedim? Sana diyor Sadri. Hakan! Abi ben sizi kimse rahatsız etmesin istedim. Kim bizi niye rahatsız etsin ya? Altı üstü kahve içip sohbet edecektik. Belki yemek bile yemeyecektik. Hayır, sadece mekanı kapatmakla da kalmıyorsunuz. Bir de çalgılı çengili ortam hazırlıyorsunuz. Sizin yüzünüzden kadından yediğim lafın haddi hesabı yok. Cerrah Bey, yanlış anlamayın ama kadınlar bu tür jestlerden hoşlanırlar. Ha. Kadınlar bu tür jestlerden hoşlanırlar diyorsun, öyle mi? Doğru söylüyor. Şahsen ben kadın olsam çok etkilenirdim abi. Hayatında kaç kadını yemeğe çıkardın Hakan? Hayatımda kaç kadını yemeğe çıkardım abi? Benim eski hanımı da dahil edersen... Bir abi. Cerrah Bey, isterseniz biz arayıp özür dileyelim. Şahsen ben yengemi arayıp bir eşeklik ettim derim. Hala yenge diyor. Benim yanımda ona bir daha yenge demeyeceksin. Abi ama gerçekten çok kalbimi kırıyorsun. Ben yengeme yengemin yanında yenge derim. Hakan, git.
ettim ama. Gözüm görmesin sizi. Hala yem gidiyor ya. Oray, sen neredesin be oğlum?